ve güzel bir gün dileğiyle Sağlık Hattı programından hepinize günaydın değerli izleyenler. Bugünkü stüdyo konuğum 10 Klinik'ten Şehin Sıtkı, dermatolog doktor, özellikle kendi spesifik alanı da olan sedef hastalığı ve sedef hastalığının tedavisi hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Şehin Hanım günaydın, hoş günaydın, geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet, şimdi mevsim olarak bahar, evet. Ardından yaza girilecek. Evet. Sedef hastaları muhtemelen şimdi size daha da sık geliyorlardır. Hocam acaba yaz mevsiminde sedef hastalığı artış mı gösterir, düzelir evet. mi? Hı-hı. Ben de hemen sormak istiyorum. Hı-hı. Bize de çok mailler geliyor çünkü. Hı-hı. Bununla girelim istiyorum. Çünkü evet. sedef hastalığı mevsimsel özelliklerde taşıyan bir hastalık sanıyorum. Mesela yaz mevsimi iyi geliyor mu sedef hastalarına? Evet. Yaz mevsimi gerçekten sedef hastaları için iyi Güzel, bir evet. mevsimdir. Çünkü biliyorsunuz ultraviyole ışınları sedef hastalarını olumlu yönden etkiliyor. Hem psikolojik olarak daha canlı, daha iyi oluyorlar. Çünkü biliyorsunuz sedefi tetikleyen en büyük faktörlerden birisi de streslerdir. Hastaların psikolojik durumlarıdır. Çünkü bu hastalar çok hassas olurlar. Depresyona meyilli insanlardır. O nedenle kış ayları, bulutlu havalar, güneş enerjisinin olmadığı zamanlarda bunlar daha çok içine kapanık, daha çok hassasiyet gösteriyorlar. Ve deride de hemen, deride saçta, de bu bulgular ortaya çıkmaya çıkıyor. Başlıyor. Evet. O nedenle yaz ayları, ultraviyole ışınları bunları pozitif yönden etkiliyor. Hatta sedefin bir tedavisi de PUA tedavisidir. Yani ultraviyole A'dan etkilenen, evet. eskiden yapılan tedaviler uzun zamanlardan beri bu devam etmektedir. Yani güneş ışığı yerine evet, yani, suni olarak bu cihaza evet, girilip ultraviyole ışını verilebiliyordu. Evet, verilebiliyordu. Evet, Şeyin Hanım peki dediniz ki kişinin psikolojik yapısıyla, ruhsal durumuyla bu hastalığın yakın ilişkisi var dediniz. Sedef hastalığı o zaman bir kısır döngü de yaratabilir değil mi? Yani böyle bir durumu olan insanın hastalığı alevlenebilir. Tabii ki. Durumu psikolojisi düzelince de hastalığı da iyileşebilir. Evet tabii ki. Çok önemli ki. Gerçekten. Evet ki psikolojik hani bir etmenler deri hastalığı, çok önemli. Evet bir deri hastalığında pek çok kişinin aklına gelmeyebilir bu. Yani değil mi bir cilt hastalığının psikolojiyle ne ilişkisi var diyebilir pek çok kişi ama aslında çok cilt önemli. Hastalıkların %85'i psikosomatiktir. Bu da çok önemli yani, değil mi? Biliyorsunuz bir şey sıkılıyor, hemen kaşınmaya başlıyor, hemen evet. kabarmaya başlıyor insanlar. Liken hastalığı, ekzemalar, sedef hastalığı Doğru. ve onun evet. gibi birçok evet. hastalıklar kökenli. Psikosomatik kökenlidir. Çok önemli. Evet. Sedef hastalığı da onlardan birisidir. Evet. Peki şimdi sedef hastalığını tanımlayalım isterseniz. Niçin adı sedef? Hı-hı. Görüntüsü mü öyle? O yüzden mi konulmuş? Evet. Ve en tipik belirtileri hani size gelen hastadan evet siz sedef hastasınız tanısını koymanıza neden olan en tipik belirtiler neler? Şimdi sedef hastalığı biliyorsunuz asırlardan beri bilinen bir hastalıktır. Yani tanınan bir Değil hastalık. Mi? İsminden dolayı evet. zaten. Fakat ismi. Nedeni bilinmeyendir ve hala da bu bilinmezliğini devam etmektedir. Evet. Yani neden insanın cildinde sedef hastası oluyor Olur. veya bazı evet. insanlarda sedef hastalığı oluyor. Oluşuyor. Evet. Nedeni bilinmeyen fakat kendisini sık sık tekrarlayan kronik bir cilt hastalığıdır. Bu hastalığın belirtileri nelerdir? Biliyorsunuz derinin üzerinde özellikle travmaya maruz kalan bölgelerimiz mesela el sırtımız, dizlerimiz, dirseklerimiz, bacak ön yüzleri, sırtımız, göğüs, saçlı deri, tırnaklar yani saçtan tırnağa kadar olabilecek her yerde meydana gelebilen bir hastalıktır. Çünkü biz derimizle diş etkenleri karşılıyoruz. Derimiz bize iyi bir koruyucumuzdur aynı zamanda. Derinin nedenlerden, bazı nedenlerden dolayı bir hassasiyet göstermesi ve hücrelerinde aşırı çoğalma göstermesinden dolayı deri biliyorsunuz 28 günde bir yenileniyor. Evet. Sedef hastalarında bu çok kısa bir zamanda oluşmakta. Yani 7 kat daha kısa.
Evet, daha fazla oluyor bu yenilenme. Dolayısıyla hücreler derinin ikinci katmanından yenilenmeye başlıyor. Fakat hemen ölüme gidiyorlar ve derinin dış katmanından itiliyorlar bu hücreler. Bunlar birikerek derinin üstünde gümüş renginde, sadef rengini alan bir görünüm gösteriyorlar. Senete ne kadar güzel bir nedenle, gümüş vardı, o nedenle bu hastalara evet, sedef hastası diyorlar. Çünkü gümüş beyaz renginde bir kabuklarla kaplı kızarıklıklarla oluşan lezyonları oluyor vücutlarında. Bir tek bu mu mesela, bu görüntü, sadece bu görüntü sedef hastalığı tanısını koymanıza yetiyor mu? Evet, şimdi bu görüntü tabii ki tipik bölgelerinde olması. Bu nereler görüntünün mesela diz dirseklerde, saçlı deride, ayakların ön yüzünde, el sırtında veya el ve ayaklarda olması, bu görünümü arz etmesi, yani pullanmanın artması, kepeklenmenin artması ve hastanın da tabii ki hassasiyeti. Aslında bu hastalığın etiyolojik faktörlerinden bir genetik predispozisyon da söz konusudur. Çünkü biz hastalardan soruyoruz, acaba ailede de var mıydı? Çoğunda ya annesinde ya babasında ya kuzeninde, yani ya baba tarafı ve ya anne tarafından bahsederler. Bir genetik geçiş. Bir genetik var. Geçişte. Bir eğilim var yani. Evet, o bir zaman eğilim var. Aileden gelen fakat bir genetik durum. Geçiş olsa da olmasa da bazı diş faktörler çok etken oluyor. Mesela dediğim gibi psikolojik faktör, travmalar, deri üzerinde olan bazı travmalar mesela, da sedefi tetikleyebilir. Nasıl bir travmaya maruz mesela, kaldığında? Mesela derisinde bir şeye, bir kaza geçiriyor, vücudu travmaya maruz kalıyor. Evet. Kaza sonucu yaraları iyileşmeye başlıyor ve üstlerinde kabuklanmaya başlıyor. Mesela çocukken düşüyor, bisikletten düşüyor, ayağını bir yerlere değiyor, annesi bahsediyor, diyor orada yara oluştu. Fakat bu yara geçmedi, hala da devam ediyor. Zaman zaman çıkıyor, zaman zaman kayboluyor. Mesela denize gittiğimizde kayboluyor. Bu demektir ki güneşten faydalanıyor. Yani yaz İyi mevsiminde geliyor. Eğlenme, ışınları. Tatil evet. Zamanlarında da insanların psikolojisini çok etkiliyor. Peki güneş ışınlarının dışında deniz suyunun iyileştirici bir etkisi var mı sedef hastaları deniz üzerinde? Deniz suyunun yani o kadar su. Yani o kadar bir etkisi olduğunu yok. Sanmıyorum. Deniz ve güneş. Evet, yani deniz ve güneş hava. Ve evet. Mutluluk evet. Aslında. O mutluluk bunun, hormonu evet. Kullanıyor vücuttan. O nedenle sedef hastalığını bu şekilde, yani bütün etmenlerle birlikte tatil mevsimi değerlendiriyoruz. Peki o zaman tahmin ediyorum ki Şeyhin Hanım, siz bir dermatolog olarak birazdan tedaviye gireceğiz. Tabii ki bir takım karışımlar, ilaç, lokal tedaviler uyguluyorsunuz hastalarınıza. Bunun yanında sanırım psikoterapiyi de önerdiğiniz hastalarınız oluyor değil mi? Tabii ki bazı hastalarımızı psikolojik destek de, yani profesyonel psikolojik destek de alabiliyoruz ve hastalarımızı tavsiye ediyoruz. Hatta bize gelmeden önce kendileri almışlar bunu. Güzel. Bu da tedavinin bir parçasıdır. Bir parçası. İsterseniz şimdi tedaviye girelim. Çünkü biliyoruz ki kliniğinizde, onkolojide özellikle sedef hastalığına yönelik spesifik tedaviler uygulanıyor. Bu tedavinin özelliklerinden bahsedelim. Nasıl bir tedavi? Doğal bitkisel kökenli bir takım ilaçlarınız, uygulamalarınız var. Bunlar nereden geliyor? Menşei nedir? Kullanım formları nedir bu ürünlerin? Biraz evet. Bunlardan söz edelim. Evet, biliyorsunuz sedefin birçok tedavi yöntemleri vardı bugüne kadar. Evet. Ultraviyole onlardan birisiydi. Tuva dediğimiz, evet ve diğer tedaviler. Kortizon tedavisi vardı. Amaç bu hücre çoğalmasını durdurmaktır. Evet. Yani amaç bu ve kabuklanmayı evet. Kaybettirmektir. Evet. Bütün tedavilerin buna doğru yöneliktir. Fakat bazı tedaviler var ki hastaya çok zarar veriyor. Çünkü bu aynı zamanda kronik bir hastalık. Sık sık kendisini tekrarlayan bir hastalık ve hastanın ömür boyu hastayla beraber olan bir hastalıktır. Dolayısıyla hastaya ne kadar az zarar verebileceksek veya hiç zarar vermezsek en iyi tedavi şekli odur evet, diye. Mutlaka. Bu nedenle birçok tedavi şekilleri söz konusu. Bunlardan birisi de dünyada 21 yıldan beri 134 şubemizde uygulanan bu tedavi metodu Lut Gölü ve Ölü Deniz'in minerallerinden
faydalanıyor. Farkındaysanız deniz suyu değil, oradaki minerallerinden faydalanılıyor. Evet. Yosunlarından ve bitki, bazı bitki özleriyle bunlar özümlenmiş, dermatolojik kullanıma hazırlanmıştır. Testi yapılmış ve bütün dünyada, evet, 21 yıldan beri sadaf hastalarına uygulanmakta. Bizim ülkemiz sadece 2 yıldan beri bu tedavi başlamıştır ve bu tedavi sonucu bugüne kadar 2000 küsur hastaya uyguladık. Ve çok iyi sonuçlar elde ettik. Ben yurt dışındaki hastaları araştırdım ve onlarla konuştum. Aslında istatistiklerimiz yurt dışındaki istatistiklere göre %98 bir başarı elde etmişiz bu tedavide. Fakat ben kendi istatistiklerime bakıyorum. Bu yüzde değil, binde. Binde 999.9 diye, evet, bir başarıyı şey edebiliyorum, evet, yani bu sonuçlar, söyleyebilirim. Bu sonuçlar belki de bu bizim ırkımıza bağlı, yani Türk ırkındaki sadaf bu tedaviyle çok uyum, evet, göstermektedir. Tedavi cevap olabilir. Veriyor. Evet. Peki cevap bu, veriyor. Bu kullanılan doğal, bitkisel, işte denizin dibinden, yosunlardan, minerallerden elde edilen, test edilen, onaylatılan bu ürünler ne şekilde kullanılıyor? Kullanım formları da var sanırım. Evet. Mesela çünkü saç için mesela başka, diz için, ayak için, tırnak, evet, için bile var sanırım. Tabii değil ki. Mi Şeyin bunlar Hanım? Dört form şeklinde şeyde, evet, vardır. Kliniklerimizde, evet, mevcuttur. Bunlar tırnak için oje şeklinde, oje, saçlı deri ve şampuan, diğer vücut içinde şampuan, losyon herhalde, losyon, krem ve jel şeklinde. Jel. Evet. Bunlar aslında bütün bölgelere uygulanmaktadır. Oje sadece tırnaklarda, fakat diğer üç ürün hem tırnaklarda hem diğer lezyonlarda uygulanmaktadır. Ve bunlar 1,5 ay boyunca bunları hasta uyguluyor. Biz onu kliniğimizde uygulatmayı gösteriyoruz, uyguluyoruz. Sonra hasta bunu evinde uygulamaya başlıyor ve 1,5 ay sonra bize kontrole geliyor. Kontrol sonuçları tabii ki çok, bazen azalmış oluyor, çok tabii yüz güldürücü oluyor. %90'lara kadar lezyonlarında kaybolduğunu tespit ediyoruz. Süreklilik kimisinde %60, kimisinde %50. Çok güzel. Yani kullanımına bağlı, hasta nasıl buna angaje olup bunu kullandıysa o kadar iyi sonuç alıyor. Ve bunlar eğer ki %90 iyileşme ise bir %10 kalmış oluyor. O tekrar bir ay daha kullanıp bir ay sonra tekrar bize geliyor. Hasta 3 ay boyunca bizim kontrolümüzdedir. Yani biz hastamızı ister MSN'le ister canlı olarak bize gelmekle kontrol ediyoruz. Ayrıca hastalarımızı bazı yaşam tarzlarında bazı değişiklikler yapmalarını da öneriyoruz. Hasta daha sık banyo yapması gerekiyor. Yani sabah akşam bu ürünleri kullanması için. Çünkü bu ürünler temiz deriye uygulanıyor. Yani onu soracaktım. Şimdi banyo yaptıktan sonra sürecek. Kokulu, evet, ürün mü? Rahatsız eder mi gün içinde? Hayır, mesela banyodan diğer sonra ürünleri sürdüğünde? Asla kokulu değil. Bir tek gece de kullanacak krem kullanırken biraz kokulu ve renklidir. Onun dışında diğer üç ürünü asla kokusu ve giyinip rengi dışarı yoktu. Çıktığında tabii bu rahatsız edici bir koku gider. Değil. Bir önemli, evet, şey de 9 saati geçirmeyecek derisinin üzerinde. Bu kalması 9 bu saat. Bu kozmetin deri, evet, üzerinde kalmasına 9 saat gerekiyor. Yani daha fazla sürdürmeyecek bunu. Evet. Hastamız bu şekilde 1,5 ay boyunca bu ürünleri, evet, kullanacak, iyileşiyor ve ilaçları. Sonucu da 3-4 yıl hastamız remisyona girmiş oluyor bu tedaviyle. Yani hastanın iyileşme devresi 3-4 yıl devam edebiliyor. Yeni lezyonlarda çıkmayabilir. Yeniler çıkabilir de o bölgelerde yeni bir, yani tedavi ettiğimiz bölgelerde yeni lezyon çıkmıyor. 3-4 ama yıl diğer bölgesinde kesin çıkabilir. Evet. Onu da
tedavisini zaten biliyor, bunu uygulayınca demek ki ömür boyu hasta ufak tefek rötuşlarla sedef hastasıdır ama sedefi görünmüyor. Yani deri üzerinde bulgularını kaybettirebilir. Bu da sedef hastaları için ideal bir tedavi yöntemidir. Çünkü deriye asla zarar vermiyor, anti-aging'dir. Çünkü hep minerallerden oluşmuş ve anti-aging'tir. Bir de böyle bir özelliği evet, var tabii böyle ki. Bir özelliği de vücudu vardır. Vücudu hem anti-aging yaşlılığa karşı bir yaşlı. Hücresel gençleşmeyi de sağlıyor. Peki sedef hastalığı bize gelen mailler oluyor Şeyhin Hanım. Sizi daha önce belki dinlemiş olan izleyicilerimiz, rastlamış olan izleyicilerimiz olabilir. Bulaşıcı bir hastalık mı diye soruyorlar. Ben tabii yanıtını biliyorum bunun ama tabii size sormak istiyorum. Evet. Hani evinde bir sedef hastası olan biri varsa, bir ailenin, bir ferdi. Acaba işte ben onun havlusunu kullanırsam elime benim sedef hastalığı geçer mi? İşte onun tabağından yemek yersem bana bulaşır mı gibi sorular var. Aslında mıdır? Biliyorsunuz her zaman da bunu söylüyorum. Keşke bulaşıcı olsaydı. Çünkü bulaşıcı olsaydı ya bir bakteri ya bir mikrop veya bir virüsle olurdu. Onu nedeni da bugüne kadar bilinirdi ve tedavisi olup bitiyordu. Evet. Fakat bulaşıcı değildir. Ve asla kimseden kimseye bulaşmaz. Belki bir ailede annesinde var, kızında da olabilir. O da dedik ki genetik predispozisyon geçişle ortaya çıkmıştır. Yoksa asla bulaşıcı değildir. Rahatlıkla tokalaşabilirler, yatıp kalkabilirler, oturabilirler evet, etraflarda. Etkisi asla böyle yok. Bir etkisi yoktur. Yok. Peki bu ürünleri kullandığı esnada kişi sürdü, o 9 saatlik süreyi doldurmadı. İşte duş almak istedi, rahatsız oldu. O zaman ilacın etkisi o 9 saatlik süreyi doldurmayınca geçmiş mi olur? O kadar. Mesela 8 saat yaparsa önemli değil yine o kadar. Yine etkisi olur. Ama eğer ki 10 saate kayarsa tabii ki aşırı doz şeyine girmiş oluyor. Kızarıklıklar başlıyor, kaşıntıları başlıyor, etrafa sivilcelenmeler başlıyor. O nedenle biz aşırı dozu hastayı tanımlıyoruz. Hasta kendisi bunu fark eder artık. Tabii aşırı dozun yani, da sakıncası evet, aşırı doz olduğu, değil nasıl? Mi? Ya kalın sürmüştür lezyonların üzerinde ürünü tabii. Kalın sürmüştür veyahut da evet. Saatini aşmıştır. Bu ikisi de aşırı doza giriyor ve hastanın üzerinde bir reaksiyon meydana geliyor. Kaşıntı, yanma, deri aşırı kurulama oluyor. Tabii ki el ve ayaklarda biraz çatlamalar oluşuyor. Biz onları nemlendiricilerle nemlendiriyoruz. Zaten sedef hastalarının derileri çok kurudur. Çünkü ter bezleri çalışmıyor. Derileri çok kurudur. Dolayısıyla mutlaka ömür boyu nemlendirici kullanmalarını öneriyoruz. Evet. Yani artık bu yaşam tarzlarında normal olmalı. Bir her duş aldıklarında mutlaka nemlendirici evet. kullanmaları yani gerekiyor. Yani mesela kür, bu ilaçla doğal bu ürünlerle yapılan kür bittikten sonra kendi yaşamına normal bir tabii nemlendirici mutlaka, vücuduna, eline, o sedefin olduğu yerlere evet, sürebilir değil mi? Sürmesi gerekiyor. Gerekiyor. Aslında normal insanlarda da her zaman tabii, nemlendirici kullanmaları tabii, gerekiyor. Tabii. Biz özellikle onları derilerini kurulamayan, pH'i nötr olan sabunlar, şampuanlar da öneriyoruz. pH'i o nedenle nötr olan yani 0 yani 7, hiç 7 olan evet. Olmayacak. Yani asla deriye yani. Zarar vermiyor. Çünkü normal deri pH'i 5,5'tür. Piyasadaki kullanım deterjanlar, şampuanlar da 5,5'tür. Şimdi 5,5 normal bir deri tabii. içindir. Kuru bir deri ve de asitli bir şey deriye zarar verebilir hasarlı tabii, deriye. O nedenle, onu bile düşünerek biz hastamızı tedavimiz müddetince her şeyini, yiyeceklerini bile bazen şey edebiliriz yani. Etkileyebiliriz. Etki. Peki evet. mesela onu da konuşalım o zaman. Bu tedaviler sürerken mesela bir sedef hastasının beslenmesine hangi konuda dikkat etmesi lazım? Bazı besinlerin tetikleyici özelliği olabilir mi sedef hastalığı aslında üzerinde? Aslında kitaplarımızda asla besinlerin sedefe veya diğer yok, hastalıkların etkisi yoktur. Yok. Aslında sedef hastalığı karaciğerle de hiçbir etkisi yoktur.
Yani asla karaciğere bağlı mutlaka bazı tedavi yöntemleri var. Çok yanlış bazı kimseler tarafından, hekim olmayanlar tarafından karaciğerden kaynaklanan bir sorun değil diyorsunuz. Karaciğerden kaynaklanan şeyle diye tedavi oluyor. Fakat asla karaciğerle de zaten alakası sebebi yok. Zaten sebebi belli değil diyorsunuz, evet, program başında. Değildir. Fakat yiyeceklerin neden? Şimdi kaşıntı yapan, yani asitli tabii yiyecekler deri üzerinde kaşıntı hissini uyarıyor. Kaşıntı hissi bir travmadır deriye. Dolayısıyla sedefi tetikliyor. Tabii. Yani indirek bir etkisi var. Biz indirek etkileri de yok etmek amacıyla kaşıntıya neden olacak veriyoruz. Bu tür besinleri evet, belki almasına asitli yararlı şeyleri almaması gerektiğini zaten kişiler kendilerini söylüyoruz. Bilirler değil mi evet. Şeyin Hanım? Nelere hasta diyor domates aldığımda daha çok kaşınıyor. Belki psikolojiktir, onu da şey edemiyoruz ama yine domatesin asidi bile deri üzerinde etkisini etkili gösterebilir olabilir. Ve kaşıntı yapabiliyor. Yapabilir. Evet Şeyin Hanım, çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür evet, ederiz ben gerçekten. Teşekkür ederim. Sedef hastalığını biz A'dan Z'ye konuştuk. Sizin değerli bilgilerinizle sedef hastalığının bugünkü tıbbında çok başarılı, güzel tedavisi var. Yeter ki kişiler doktorun kontrolünde bu tedavileri uygulatsınlar. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Yine bekliyoruz sizi programımıza. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersi. Evet değerli izleyenler, bugünkü Sağlık Hattı programımızın da sonuna geldik. Konuğum Şehin Sıtkı, dermatolog doktor. Özellikle sedef hastalığı ve tedavisini konuştuk kendisiyle. Bizlere ulaşmak isterseniz adresimiz info@userbay.com.tr. Yeni bir programda tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hepinize hoşça kalın diyoruz.